Merhaba çiçek severler. Bugünkü konumuz aloe vera. Evet, şimdi aloe vera'nın çeşitlerini görüyorsunuz. Benim ulaşabildiğim çeşitler bunlar ama her biri birbirinden ayrı güzel gördüğünüz gibi. Daha fazla çeşidine ulaşıp sizlere burada canlı canlı yayınlamak isterdim. Zannedersem son yıllarda saçlara ve cilde faydasından ötürü bu çiçeği duymayan kalmadı. Eğer ki bana soracak olursanız, siz bu çiçeği çocuklukta nasıl tanıyorsunuz diye, ben sarı sabur olarak tanıyordum. Fakat bilinen Latince ismiyle bugünlerde bu çiçek ve birçok çeşidiyle sahnelerde yerini aldı. Bu çiçeğin anavatanı Afrika olmakla birlikte günümüzde Arap Yarımadası, Çin, Hindistan, Orta ve Güney Amerika, Meksika ve İspanya gibi ülkelerde de yetiştirilmektedir. Sarı sabır aslında tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitkidir. Bakmayın böyle evlerimizi süslemeye kalktığımıza. Yaprak iki bölümden meydana gelmiştir. Müsil olarak kullanılan ve antrakinonlar adı verilen maddeleri içeren yeşil kabuk bölümü ve aloe jeli olarak adlandırılan müsilaj bölümü. Kızıl derililerin cennetin sihirli değneği, Mısırlıların ölümsüzlük bitkisi ve Sümerlerin kil tabletlerinde gençlik çeşmesi olarak tanımladığı, Hintlilerin Ayurveda'sında ise 16 kutsal bitkiden biri olarak kabul edilen aloe vera bitkisi, her derde deva, mucize bir bitkidir. Bizim gibi kaktüs severlerin de evlerini süslemektedir. Aloe vera bir kaktüs müdür? Hayır. Bu çiçek görüntüsü itibariyle kaktüsü andırıyor ve kaktüs severlerin ilgisini çekiyor olsa da aslında zambakgiller ailesinden bir üyedir. Bazı türleri çiçek açarken, bazı türleri sadece yeşil yapraklı olarak yetişir, çok köklüdür. Tropik iklimde ve tropik iklime benzer iklimlerde doğal olarak yetişen, diğer iklimlerde kültür bitkisi olarak yetişen bir çiçektir. Ayrıca bu bitki Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylanmış bir bitkidir. Sert ve etli bir yapıya sahip yapraklarının kendine has, acımsı bir öz suyu bulunur. Bu çiçeğin içeriği mucizevi olarak anılmasını sağlayan amino asitler, mineraller ve vitaminden oluşur. Bitkinin bu bileşenlerinden cilde uygulanarak yararlanılabildiği gibi doğrudan ağız yoluyla tüketilerek de yararlanmak mümkündür. Peki, bu bitki nasıl yenir diye soracak olursanız, yaprağın yeşil kabuğunu kaldırdığınızda karşınıza çıkan jeli tüketmeniz yeterlidir. Bu bitkinin yaprakları çok fazla güneşe maruz kaldığında yaprakları kahverengileşir. Fakat bu öleceği anlamına gelmez. Sadece çok uzun süre dik açıyla güneşe maruz kaldığı için bitki strese girer. Donma ihtimali hiç olmadığı sürece bitkiyi kış aylarında dışarıya bırakabilirsiniz. Aloe vera çok fazla suya ihtiyaç duymadığından az zahmetlidir. Yüzeyin en az 5 santim altında olacak şekilde toprak kuruyana kadar beklememiz gerekir. Sonra süzgeç deliklerinden su geldiğini görene kadar yavaşça ve derinden sulamamız gereklidir. Bu bitki yüzeyin en az 5 santim altı kuruyana kadar tekrar bir kez daha sulanır. Çoğu ortamda
Nisan'dan Ekim'e kadar düzenli olarak sulamak gerekir. Bu haftada bir kez ya da kış aylarında ayda iki kezdir. Çok sulandığında kökler çürümeye başlar ve doğal olarak bitki ölür. Eğer sulama zamanı olup olmadığından emin değilseniz birkaç gün daha beklemek en iyisidir. Diğer çiçeklerde de olduğu gibi bu çiçeğe en iyi gelen su yağmur suyudur. Yağmur yağınca bu bitki sulanır ve yağmadığında susuz kalır. Bu durum aloe vera'nın doğal ortamını taklit eder. Fakat kuraklık zamanlarında bu pek işe yaramaz. Fazla sulamanın kök çürümesine ve mantara sebep olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu yüzden çok fazla sudan uzak tutmak gerekiyor. Bu bitkinin en iyi büyüme evresi Nisan'dan Eylül'e kadar olan dönemdir. Aloe vera bir yönden kaktüslere çok benzer. Kaktüs gibi önce küçük saksıda kökünü doldurur, daha sonra yukarı kendisini verir. Bu nedenle aloe verayı kendisinden çok fazla saksılara aktarmamak büyümesi açısından en iyi yöntem olacaktır. Bazıları aloe veranın saksısını büyük tutmalısınız, kökü çok çabuk yayılır der. Ancak benim gözlemlediğim kökü yayıldıkça ve büyüdükçe her seferinde başka bir toprağa aktarmanın daha sağlıklı ve daha hızlı büyümesine neden olacağıdır. Sevdiği toprak cinsi 3'te 1 kum, 3'te 1 çakıl ve 3'te 1 topraktır. Bu bitkinin çoğaltılmasına gelince bitki kökten çok yavrular verir. Bu yavruları 10-15 cm geldiklerinde alıp başka bir toprağa aktarabilirsiniz. Tohumla da çoğaltılabilir, ancak kökten yavru alma yöntemi daha hızlı sonuç verir. Belki şaşıracaksınız ama ben daha evvelden bir yaprağı kopartıp tarçınla batırıp toprağa ektiğimde köklendiğine şahit oldum. Belki her çeşidi için geçerli olmasa bile elimdeki bir çeşit bu şekilde kök verdi. Sevgili izleyiciler, benim aloe vera hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.